Herkese merhaba arkadaşlar. Yepyeni mini Force Pit Onimus videosu ile karşınızdayım. Ben Ata. Bu mini Force Pit Onimus videosu sizlerle birlikte Mitsubishi 3000 GT VR4 aracının Provik Grand etkinliğinin yenici ve final gününü sizlerle beraber tanımlamaya çalışıyor olacağız. Daha fazla mini Force Pit Onimus videoların gelmesini istiyorsanız ve sesimize destek olmak istiyorsanız bir de kebap ve cebi benim rapmeye kamıza abonelisiniz de ne yapacağınızı zaten çok iyi şekilde biliyorsunuz. Önceki Onimus videosu etkinliğin 5 ve 6. günlerini tanımlamıştık. Eğer ki izlemek isterseniz zaten kanaldan direkt olarak ulaşabilirsiniz. Şimdi vakit kaybetmeden hemen 7. final gününe başlayalım. Hadi bakalım. Evet, bugün büyük gün diyor. Üstesinden gelirsen ödüllendireceğim vesaire falan diyor. Bir beşliğe ne dersin diyor sonrasında. Espri falan patlatıyor yani. Bu arada 445 PR'ımız var. Şu anda etkili bitirmek için de 490 PR'a ihtiyacımız var. Yani yolumuz epeyce bir uzun kısacası. 449... 452 454 bir yere ulaştırdık bile aracımızı. Yani şimdiden 10 piyan kastık bile yani. Azami hız sağ olsun. Azami hız sağ olsun direkt. İğmemizi de 2000'e çıkardık bu arada. Hayırlı uğurlu olsun. O ayrı bir şey. Bir dakika bu arada. Hangi kitler? Transmisyon. Transmisyonun nitro kitlerini verecekmiş oyun bize. Bu 7. gün içerisinde. Hadi bakalım o zaman. Let's go. Daha fazla vakit kaybetmeden başlayalım. Şimdi benim asıl motor parçası bulmam gerekiyor. Özellikle beyaz. Özellikle beyaza çok ihtiyacım var. Bulursam rahatım. Çünkü malum bizde motor kiti falan da olduğu için. Motor kitine ihtiyacımız var. Motor kitini kullanacağız ama sonrasında parça ihtiyacımız olacak bu sefer de. Yani kısacası işimiz bayağı bir uzun. Motor kitimiz olduğu için de ekstra uğraşmamız gerekiyor motor adına. Hani kolay olmayacak yani ama üstesinden gelecek miyiz? Tabii ki. Tabii ki de üstesinden en güzel şekilde geleceğiz. Oyundan... Ha. Ha. Evet sevgili arkadaşlar, kaldığımız yerden devam ediyoruz. Ben de diyorum ne oldu bir an, hani oyun kastı falan dondu böyle, acaba oyundan mı atacak falan. Telefonda cihazda yer kalmamış. Ben tabii videoları silmeyi falan unuttum. Daha hani 5 ile 6. günün videosunu da çıkarmasını yapmadım. Bu videoyu çektikten sonra onların hepsini halledeceğim ama gereken depolama yerini falan da açacağım. İçi rahat olsun yani. Acaba video sırada kesildi mi? Dondu mu? Durdu mu? Kayıt altına almaya devam etti mi? Neyse. Neyse. Çok da şey değil. Ama depolama alanının dolmuş olmasının verdiği hissiyat, evet o biraz kötü. O birazcık kötü. Birazcık değil, bayağı bir kötü. Ama dediğin gibi sıkıntı yok. Sıkıntı yok. Video daha sonra halledeceğim hepsini. Ve yakın zamanda cihaz değiştireceğimi de söylemiştim zaten. Cihaz değiştirmeyle beraber hem genel videoların kalitesi artacaktır, hem depolama alanı falan da artacağı için içiniz rahat olsun yani. Bu tarz problemler kalmayacak sonrasında. Hayırlısıyla inşallah. Güzel bir cihazımızı alacağız ve yeni içeriklerde yavaş yavaş sizlerle beraber de olacak. Tüm nitro'ya tekrardan basalım bu arada. Ve bu yarışı da başarılı bir şekilde tamamlamış olduk. Güzel. Yarışı kaybetmeden götürdüğümüz sürece çok ciddi problem yok. Zaman açısından da minik bir avantajımız var hani. Belki 15-20 dakikadır, belki yarım saattir. Bilmiyorum artık. Ama avantaj avantajdır yani şimdi. Hiç yoktan iyidir. Evet, 455 PR'la devam. Yani umarım bir motor parçası falan bulabilirim çünkü aratma yapacağım sonrasında. Bir aratma yapayım. Turbo kiti bulursam direkt alacağım zaten. O da var. Turboda en azından işimiz rahat. Turboda daha rahat en azından işimiz. En azından şimdilik. Yeşil turbo parçası da var çünkü fazladan. Yani onu değerlendirebiliriz en azından. Güzel bir şekilde kullanabiliriz. Ama motor açığımız var. Hatta ciddi bir açımız var yani. Neyse, en azından bir motoru şey yapalım da, nadirliğini arttıralım da gerisini hallederiz. Çok ciddi bir sorun problem teşkil etmiyor şu anlık. Ve bu yarışı da rahat bir şekilde kazandık. 1443 BT driftimizi de yaptık. Kafalar rahat. 3700'de para. 75K'da paramız var. Para olarak iyi durumdayız en azından. Ama bakalım iyi durumda kalmaya devam edebilecek miyiz? Bunu öğrenmenin tek bir yolu var. O da biletleri bitirdikten sonra yapacağımız yükseltmelerle anlayacağız.
Hadi bakalım devam. Ve bakalım bu araba kaç yıldız olacak? Yani 5 yıldız ama 5 yıldız yazıyor ama kaç çizim eksik kalacak onu merak ediyorum. Hani 6 yıldıza yakın mı olacak yoksa daha uğraşmamız gerekecek mi gibi 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 şeyler. Hani merak etmiyor değilim, merak ediyorum. Çünkü arabaları ne kadar çok maxlarsak bizim için o kadar iyi. Kullanabilmemiz açısından. En kötü PvP yaşlarında. Bir de bunun daha kar serisi vesairesi var. Daha işimiz çok yani. Daha işimiz gerçekten uzun. Ve bu yaşları rahat bir şekilde kazandık. Bir de tavuklar da ötüp ötüp durmasa çok güzel olacak da işte. Benim video çekeceğim zamana denk geliyorlar abi her seferinde. Yani istisnasız gerçekten. Evet sevgili arkadaşlar, kaldığımız yerden devam ediyoruz etmesine ama maalesef yine depolama alanı dolmuş. Ondan dolayı da bu sefer video gitti. Video gitti derken yani kayıt durdu hani o anlamda. Yani o yüzden ayrı bir video olarak kaldı. Bu sefer videoyu yani 3 değil 4 parça şeklinde yapacağım yani. Böyle maalesef tarihsiz bir durum oldu. Artık gerçekten de cihaz değişimenin zamanı gelmiş. Bayramı bekliyorum. Bayramdan sonra yani 9 gün beklemeyeceğiz tabi de. Bayramın 3-4. Günlerinden itibaren falan cihaz arayışına girerim yani. Nereden alacağımla alakalı vesaire. O zamana kadar idare etmeye devam. Sonuçta cihazımız güzel çalışıyor. Performans açısından da iyi. Ama dediğim gibi depolama alanı falan biraz. Bir de dediğim gibi cihaz yenilersem ses kalitesi falan da artacaktır. Daha kaliteli videolar olacaktır bu sayede. Onun da etkisiyle beraber güzel şeyler yapacağımızı düşünüyorum. Evet bu arada 5. yarışta kazandık. Ve geriye sadece bir bilet kaldı. Bunu da başarılı bir şekilde kullanmamızla beraber sevgili dostlar artık biletlerimizi bitirmiş olacağız. Hadi bakalım madem. Hadi bakalım, hadi bakalım. Yarış uzun mu kısa mı onu da bir bilirsek. Ama ortanca bir yarış olacağı aşikar gibi duruyor. Dikkatli olalım da güzel draft parası çıkartalım. Buradan daha aratma yapacağız çünkü. Daha bir güzel aratma yapacağız. Bir de makas da atıyoruz arada mis. Gayet güzel. Bas abi nitroya basıyorsan. Basacaksan lan. Bas. Heh, konuşamadım. Tamam bastım nitrosu ve daha yarışın yarısındayız. İyi lan uzunmuş yarış. Ortanca falan dedim de sandımdan uzun çıktı. Güzel güzel. İşimize geliyor işimize işimize. Tamamen ve tamamen işimize geliyor. Güzel. Şimdi nitroya basıyorum. Ve bu yaşta kazanıyor muyuz hocam? Kazanıyoruz tabii ki de. Hasan abi kazandım. Evet. Nice. Bu yaşta rahat bir şekilde kazanmış olduk. Ve buradan da 5K para kopardık. Mis. 84K para oldu neredeyse. Şimdi bol bol da aratma yapacağım. Saatte 1 oldu bu arada. Transmisyon kiti zaten var. Ona olur da turbo kiti bulursam diye alıyorum var ya. Olur da turbo kiti bulursam diye alıyorum. Sırf o yüzden. Başka hiçbir sebebi yok. Transmisyon yıldız bu arada. Bakın saat 1 gördüğünüz gibi. Transmisyon yıldız. Ve ekstra transmisyon parçaları da toplamaya başlayacağız. Tekerlek kiti bulursam alırım. Acımam. Nitro yıldız. Kiti gelecek zaten. Yani upgrade'lere devam etmemiz gerekecek. Nitro'nun. Tamam zaten beyaz parçalarla işimiz bitti. Nitro'nun. En azından şimdilik. Eko'da bir tane daha yeşil bulursak o da yıldız. İyi ya ilerletiyoruz arabamızı en azından. Tekerlek aldım gitti ya. Tekerleği aldım gitti de. Bana bir motor falan versen hiç fena olmaz. Şunları alıyorum çünkü yıldız atlatmak istiyorum. İğmeyi arttırmak amaçlı. Yeter bu arada bu kadar turbo. Turbo da hani boku çıktı artık gerçekten. Baya baya yani. Hadi. Bir şeyler ver bana oyun. Turbo beyaz verdi. Okey güzel. Ama dediğim gibi bana bir tane daha. Bir hani. Motor ver ya. Motor. İyi turbo veriyor. Tamam peki. Tamam turbo da inatçı. Peki. Uğraşmayacağım. Vallahi uğraşmayacağım. Fazladan da turbo parçası aldım ha. Al artık turboya da ihtiyacım kalmadı. En azından yeşil. Oha bu arada iki tane daha şey var. Tamam güzel güzel.
transmisyonla da işimiz neredeyse bitmiş oldu. Yeşil parça bulmam gerekecek sadece. Hallederiz, onu da buluruz. Ama yani hadi bir turbo kit falan ver bari. Motor verdi ya. La razı olsun, nihayet ya, paranın içinden geçtik ya. Ama bize bir tane daha lazım. Ya hayır ya, bir tane daha lazım ya. Az daha aratacağım, az daha. Azıcık daha aratacağım. Sonra da videoyu artık bitireceğim. 15K'da bırakıyorum. Turbo aldım, tamam. Belki turbo kiti bulurum dediğim gibi. Bulursam turboya ekstra yıldız atlatabileceğim. Neyse sevgili arkadaşlar, 468 PR'ye ihtiyacımız var. 467 oldu zaten. Birazcık tekrar önemli yarışları falan yaparım. Sonrasında videoya devam eder. Ve yani yarış olarak da 12. yarışı falan da bitirmeye çalışırım. Videoyu sonlandırıyorum. Kaldığımız yerden tam gaz devam ediyor olacağız. Evet sevgili arkadaşlar, videomuza kaldığımız yerden tam gaz devam ediyoruz. Gördüğünüz üzere paranın içinden kelimenin tam manasıyla geçtim. Motor parçası bulmak için PR duvarını direkt olarak açmak için oyunu oynayacak fırsatım olmadı maalesef. Ondan dolayı biraz paramı iyicene bir kıymak zorunda kaldım. Şimdi benim iki tane daha beyaz motor bulmam gerekiyor. Bulursam biraz rahatlayacağız. Biraz rahatlayacağız. Bir de turbo kiti bulsam var ya, neler neler yapacağım. İki tane daha beyaz bulsam iş bitiyor yani turboyla. Neyse, madem PR duvarını şu anlık açtık, şu anlık bir sıkıntı yok. O zaman kaldığımız yerden tam gaz yarışlarımıza devam edelim. Fazlalık vakitte de zaten tekrar önemli bir yarışları falan yapıp oradan eksik parçalarımı toparlarım diye ümit ediyorum. En azından altın harcamadan. Amaç altın harcamadan, çünkü etkinliği bitirmek malum. Yoksa etkinliği bitirmek ya o kadar da zor bir şey değil. Bir de başlangıç seviyesi bir araba vesaire olduğu için, özel etkinlik olduğu için bir de aynı zamanda yarış kaybettiğinizde de hani para geliyor. Hani o yüzden bir problem yok. Çok ciddi bir sıkıntı olmaz yani yarış kaybetsek bile, ama dediğim gibi hani önemli olan altın harcamadan yarış kazanmak ve etkinlik bitirmek olduğu için o açıdan biraz dikkatli olmamız gerekiyor. Şöyle ben bu arada, tamam güzel. Ucu ucuna da olsa yarışı kazandık. Güzel, gayet güzel. Gayet güzel. Yarışı kazandık mı? Kazandık. Drafting biraz yaptık mı? Yaptık hocam. 2500'de tam para geldi. Bu saatten sonra full para biriktirme zaten. Yani parçada oyun verirse, hani oyun verirse bir şeyler yapacağız. Oyun transmisyon kiti verecek. Biraz transmisyon parçası da aldım zaten. Hani ondan dolayı da biraz para harcadım. Transmisyondan biraz yürüyebiliriz. PR açımızı biraz öyle kapatabiliriz. Çünkü zaten oyun bizden gidip de ekstra transmisyon kitiyle PR duvarını aşıp öyle etkinliği bitirmemizi istiyor malum. Biz çok oyunu dinlemediğimiz için ekstra kitler alıyoruz. İşte turbodur, motordur vesaire, ekstra böyle PR kazandıracak ekstra şeyler alıyoruz hani. Hani oyunun verdiği şeylere muhtaç kalmamak adına. Bu arada azami yazımız 290 lira çıktı. Güzel, güzel. Azami yazımız fena değil. Hiç fena değil hem de. Ama daha fazlasını yapmamız lazım ki etkinliği bitirebilelim. Özellikle motor bakımından. Yani motoru en azından bir nadire çıkartırsak ekstra PR gelmiş olacak bize. Ve ekstra arabayı yükseltmiş olacağız hani. Şu an tamamen ve tamamen ona odaklanmaya çalışıyorum. Yoksa motor kitini boşa almış olacağız çünkü maalesef ki. O yüzden ona dikkat etmemiz lazım. Elimizden geldiğince. Evet, 9. yarıştan devam. Oyun bize yeşil transmisyon verecek. Beyaz transmisyon bizde çok var zaten. Yani harcadık. Bir de üstüne birikti. Gerekirse tekrar alırız zaten, o problem değil de. Hani yedek parçamız var. Yeşil transmisyon vermesi de oyunun güzel. 6K para sonuçta yeşilin tanesi. Yani şu anlık iğme bakımından iyiyiz. Oyunun bize verdiği kitlere falan bakacak olursak o açıdan iyiyiz. Ama dediğim gibi azami hızda birazcık sıkıntımız var. Motor bakımından. Turboda hiç sıkıntımız yok. Ama turbo kiti yok. Yani o 4 tane yeşil turbo parçası falan şu an boş. Ya da 2 tane beyaz turbo. 32K para ediyor. Ve 32K para şu anda boş. Bir de oyun bize ekstradan turbo falan vermeye, atmaya devam ederse bu bizim acilinden turbo kiti bulmamız lazım. Bulsak etkinlik bitecek zaten direkt. Yani ekstra yükselteceğiz çünkü. Bu arada bu yarışta hata yaparsanız direkt GG'siniz. Ona çok dikkat etmeniz lazım. Direkt GG'siniz. Hani gördüğünüz gibi oyun bizden 11 istedi ve biz de tam 11 tane töşerinden geçtik. Hata yapmamanız gereken bir yarış. 10,5K paramız oldu. Para şu anda çok az. Para avantajımız ne kadar varsa hepsini kullandık. O yüzden şu anda biraz dikkatli olmamız gerekiyor artık. Evet,
Evet, bu sefer de 1329 metre drift yapmamız gerekiyor. Uğraşacağız yani biraz. Ama yarış birazcık uzundur muhtemelen. Çünkü oyunumuzdan yüksek meblağda drift yapmamızı istiyor. O yüzden inşallah uzundur ki uzun gibi duruyor yarış. Güzel. Güzelce draftingimizi yaparız. Güzelce paramızı da kasarız. Nitro'ya bastım direkt drafting menzilinden çıkmamak için. Bir de birincinin de arkasına geçtiğim anda ki geçtim. Görevi de tamamladım zaten her şekilde. Tamamlayacağım. Görev bitti bitecek. Çok güzel. Yarışı da artık kazanmaya doğru gidiyor olacağız. Şöyle biz elimizden geldiğince rakibin arkasında takılıp ekstra para kasalım. Ardından da zaten yarışı kazanacağız. Nitro lazım acilinden. Hadi. Tamam, güzel, kazandık yarışı. Gayet güzel. Nice. Yarışta başarılı bir şekilde kazandık. 2 kilometre drift yaptık. İyiyiz. 4K'da para kazandık. Daha ne olsun abi? Daha ne olsun? Daha ne olsun abi? Çok güzel. 11. yarış. Buradan transmisyon kitini alacağız. Transmisyon kiti çok önemli. Ekstra yükseltmeler yapmamız açısından. Ve bakalım kaç PR eksiğimiz olacak. Malum daha etkinliği bitirmek için kasmamız gereken PR fazla. Maalesef ki fazla. Motordan eksiğimiz olduğu için. Ya da işte tekerlekli işimiz bitecek zaten. Eko var, nitro var. Aynı zamanda daha nitroda yükseltme yapmamız gerekiyor. Çünkü oyun bize nitro kiti de verecek ya. Nitro'da biraz eksiğimiz var. Çünkü ben nitro ile alakalı, yani hem Eko hem nitro ile alakalı parçaları pek almıyorum. Pek bir yer kazandırmıyor vesaire falan. O yüzden azami hızdan yürüyorum ben her zaman. Umarım bir problem yaşamayız o açıdan. Evet, son bir bilet kaldı. 16K paramız oldu. Biraz uzun yarışlar gelirse tatlı olur. Yoksa tekrardan bir yarışlara umut bağlayacağız. 477 PR'ımız var bu arada. Aslında PR'ımız o kadar düşük değil. Hani motora yıldız atlattık ya. Yeşil motor da bastık. Kit bastık üstüne. Ondan birazcık hani PR yaptık aslında. İlk PR duvarını biraz daha üstte koymuşuz gibi oldu. Ama etkinliği bitirmek için fazlası gerekiyor. Bu yarış da bu arada fena olmayan bir yarış olsa da önceki fena olmayan yarışa kıyasla biraz daha kısa. Yani full artı full drift yapmamız lazım bu yarış. Yoksa geçmiş olsun. Yoksa geçmiş olsun direkt olarak yarışı kaybetme sebebi. 2220 metre drift fazla çünkü. Tamam, biz de nitroya basalım. Bir yandan draftingde kalalım ki nitro süremiz daha uzun olsun. Tamam, şimdi full nitro basacağız. Rakibi yakalamak için. Tamam, güzel 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 yakaladık. Rakibi yakaladık. Görev yapmamız lazım şimdi. Görevi de tamamladık. Çok güzel. Ve yarışı kazanıyoruz. Çok güzel. Evet, başarılı bir şekilde görevi de tamamlayarak 2677 metre drift yaptık. Yarışı kazandık. Üf, 5K'da para geldi. Çok güzel. İyi para. Bu işte bizi birazcık canlandıracak. Yani paramız yine genel olarak az. Ama en azından 21K hani. Transmisyonla işimiz. En azından beyaz parça için konuşacak olursak beyaz parçamız var. Gördüğünüz gibi iki tane vardı. Bastık. 480 PR. Yeşil parçamız hiç yokmuş bu arada. O birazcık sıkıntı. Tekerlek kiti bulursam alma ihtimalim yüksek. Eku'yu yıldızladık. Eku'yu bu saatten sonra ekstra geliştirmeye de gerek yok. Çünkü sonuçta kiti vermeyecek oyun bize. Ama oyunun bize verdiği parçaları oldukça basacağız tabii. O ayrı bir durum. Şimdi oyun bizden 490 PR istiyor. Eğer ki iki tane beyaz motor parçası bulursam, turbo kiti bulursam direkt etkinlik bitiyor. Yani hala 13 saatimiz olduğu için altın harcamana etkinliği bitirme imkanımız var. Şimdi ben videoyu sonlandırıyorum dostlar. Kaldığımız yerden tam gaz etkinlik mesela yakın bir zaman kala, 1-2 saat kala falan en kötü. Devam ediyor ve etkinliği bitiriyor olacağız. Evet sevgili arkadaşlar, videomuza kaldığımız yerden tam gaz devam ediyoruz. Etkinliğin bitmesine az bir zaman kaldı. 40 dakika kaldı gördüğünüz üzere. Turbo kiti maalesef bulamadım. Paranın da ciddi bir kısmını gördüğünüz üzere harcadım. Hani belki bir şeyler bulabilirim vesaire falan diye de bulamadım. Yapacak bir şey yok. Transmisyon yükseltmelerini yapmam gerekiyor şu anda. 488 PR. Nitro, yani nitro kitini alsam bile yani iki tane yeşil
Nitro parçası biriktirmekle açıkçası uğraşamam. O yüzden yeşil kalacak o. Ben her şekilde sonrasında epik olanını alırım. Yani dert değil, sorun değil. Önemli değil yani. Şimdi hemen seri şekilde yarışlarımızı tamamlayalım. Daha bu videoyu yüklemem gerekiyor. Etkinlik var, etkinliğe gitmem gerekiyordu. Yani kısacası bugün birazcık yoğun bir günüm olacak. O yüzden iyi pizza, güzel pizza yetiştiremeyeceğim gibi duruyor. Hatta duruyor değil, yetiştiremeyeceğim direkt. Neyse, iyi pizza, güzel pizzayı da atarım yani bir ara. Sorun değil. Zaten sürekli gecikmiyor mu oyun? Birazcık daha geciksin, bir şey olmaz. Hiç önemli değil. Evet, bu arada 2K para aldık. Turbo kiti bulamadım demiştim. Turbo parçalarını gerekirse satarım. Hani para falan yetmez upgrade'lere. Önemli değil. Önemli değil. Oradan açığımızı kapatırız. Oradan da etkiliyi bitiririz. Sonra 490 PR istiyor zaten. Hani etkili ikisi bitireceğiz artık. Altını harcamayacağız. Güzel bir gelişme bu. Altını harcamadan ekstradan ufak tefek geliştirmelerle de beraber ekstra ama işte motor gibi mesela. Bunlarla beraber de etkinliği bitirecek olmak avantaj zaten ekstradan. Ekstradan avantaj. Daha fazla dönüşüm parası falan kazanacağız hani. O parçayı falan verdikten sonra. Sonuçta ben full epey edeceğim bu arabayı. Fullensin tamamen. Ama 6 yıldız oluyorsa tabii. Yoksa uğraşmayacağım hemen. Hani bu araba gerekir. En iyi araba bu olur. Tamam, o zaman epikleri dizerim. Rahat kafayla oynar. Yarışları kazanırım falan. Ama öyle bir durum şu an söz konusu olmadığı için zaten yani şu anlık ekstra bir şey yapmama gerek yok. Aradan bir tane daha özel etkinliği çıkarmış bitirmiş olacağım. Bu da önemli bir şey zaten. Evet, 25 tane mi? Oha. Bu ne? Açık ara yapacağım en uzun yarış. Oha. Oha. İlk defa 2 dakika süre gördüm. İlk defa. İlk defa 2 dakika süre gördüm arkadaşlar. Bu ilk. Yani ilk defa 12,5 saniye uçma süre görevi. İşte ilk defa şu, ilk defa bu. Hakikaten ilk defa yani. İlk defa 25 tane şeridi görevi. Yani oha gerçekten. Dur abi dur, sakin gidelim birazcık. Tamam. Tamam, sakin olalım. Yani yarış kaybetmediğimiz sürece bir problem yok zaten. Ufak tefek hatalar olabilir. Güzel uçtuk. Uçmaya devam edeceğiz. Tık. 6,4. Yarıladık. Yarıladık bu arada. Keşke o ritoşelini kaçırmasaydım. Daha yarıdayız ama ya, problem yok. Yarışın da yarısındayız. Hatta geçtik yarısını. Güzel. Ki bence gayet de iyi oynuyoruz şu anda. 16 litre şeridi oldu. Buradan çok ciddi para çıkacak bu arada, onu söyleyeyim. Çünkü bu parçaları falan satmama gerek kalmayacak gibi duruyor. Yani satmayacak olmak güzel. 19, 20. Uçma süresi de 10,9 saniye. Tamam, güzel. Süre çok rahat edecek. Yani o kesin. Süreç konusunda bir endişemiz yok. Olmayacak. Buradan gaza bastığımız gibi zaten direkt yarışı tamamlayacağız. Evet. Görev tamam. Uçma süresi de tamam. Çok güzel. Çok güzel abi. Mükemmel ya. Yemin ediyorum, mükemmel performans. 8 saniye kala da, 8,5 saniye kala da bitirdik yani. Bir de bu iyi oynamamış halimiz. İyi oynamamış halimiz. Uf, 9K para. Mükemmel. Mükemmel. Hatta yani turbo kiti bulmaya çalışabilirim. Çünkü bulursam malum yıldız atlatabilecek kadar geliştireceğim yani. Ama önce transmisyon. Aa, şey olmadı. Yetmedi. Yetmedi transmisyon. Dur, yetmedi. Nitro kit bas. 490. Tamam. Hatta yani nitro da alabilirim şöyle gidip. Alıyorum, tamam ya.
Bir tane daha bulursam parçaları satarım. Parçaları satar alırım. Dur çık oradan. Reklam meklam var. Dur oradan çık hocam, oradan çık. 490 PR. 91. De satsam da bir işe yaramayacak aslında ya. Yani parçaları satsam da kurtarmayacak zaten. Boş ver, tamam. Boş ver abi. Onun yerine para olarak dönsün işte bizim. Bir tane de PR koyduk üstüne. Yeter. 4 kilometre drift. 9,8 saniye uçma. 15 litre şeyde. Ne oluyor abi, bunlar ne? Nitrom dolar da olmaz. Rakipleri direkt olarak geçeceğim bu arada. Direkt. Ne, hiç ekstra uğraş olmadan drift yapmamız lazım. Bol bol drift yapmamız lazım. Her fırsatta drift. O yüzden yolu falan uzatacağım zaten. Aynen soldan giderek. Strochet'e de 7 oldu. Güzel. 1,5 kilometre drift yaptık bile bu arada. Uçma süresi de 7,4. Strochet'e de 10'a çıktı. Tamam. Drift'te yarıladık. 9,6 saniye. Son bir rampa kaldı. Nitroşehir'de 2. Nitroşehir'de 1. Güzel. Tamam. Bunu tamamladık. Uçma süresi de tamam. Full drift şimdi. Şimdi full drift hocam. Yarış daha az kaldı zaten. Tamamdır. Onu da geçtik. Çok güzel. Son görevi de tamamladık. Artık hem yarışı hem etkinliği tamamlayabiliriz. Çok güzel. O zaman hayırlı uğurlu olsun. Hayırlı uğurlu olsun hocam. Çok güzel. Görevleri de rahat tamamladık bu arada. Drift bir tık hariç. Onun için rahat tamamladık. Çok güzel. Evet, güzel bir etkinlik oldu. Son yarış daha çok eğlenceliydi. Ben çok keyif aldım. Valla acayip derecede keyif aldım. Etkinliği bitirdik zaten. Hayırlı uğurlu olsun sonuçlar. Tık 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 tak. Tık tık tak tık tak, hayırlı uğurlu olsun. Evet, neredeyse gözüm yaşarttı falan diyor, başardın diyor. Evet, halihazırda sen araba olduğu için anahtarları vermeye ihtiyacım yok diyor. Tamamdır, eyvallah. Tamam, bana tek sefere teşekkür etme diyor. Eyvallah gibi, eyvallah. Bakalım bu arada kaç çizim sonra arabayı maksayacağız. Ve diyalog da değişti, fark ettiniz değil mi? Zaten senle arabanın kendisi var, o yüzden anahtarları vermeme gerek yok diyor. Yani haklı olarak. Şimdi yükseltmeleri yapalım. Yapalım bakalım. Tamam. Dördüncü yıldız. Sonra 50 mi istiyordu? Kaç istiyordu? Evet, 50 istiyor. Çok istiyor ya. Çok istiyor abi. Çok istiyor gerçekten. Evet, ardından kaç çizim? Yine 50 çizim, 12 çizim kaldı sadece. Ha iyi, güzel güzel. Arabayı maxlamaya bayağı az kalmış. 6 yıldız olduğu gibi maxlarım zaten. Neyse, bundan sonraki etkinlik Crypt Trials'ın Mitsubishi Eclipse GTS GCX etkinliği. Bunu da tabii ki de yapıyor olacağım. Haberiniz olsun, direktten yavaştan videoyu sonlandırıyorum. İzlediğiniz için çok teşekkür ederim. İzlerken keyif aldıysanız ve destek olmak isterseniz destek amaçlı benim Rabbim. Kanımıza abone değilseniz ne yapacağınızı zaten çok çekebiliyorsunuz. Aynı zamanda kanımıza yapma sizden de başka üyelerimizden ve çeklerimizden de dilerseniz haberdar olabilirsiniz. Bir sonraki videoya kadar da kendinizi çok çok iyi bakmayı unutmayın. Hoşça kalın.